Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Videoya devam ediyorum ama bayağı uzun bir ara verdim. Nedenini falan önümüzdeki videolarda zaten göreceksiniz. O yüzden tekrardan burada uzun uzun açıklama yapmak istemiyorum. Yaşadığımız şeylere kadar işte çektiğim videolar vardı. Onları editledim. Hani birden böyle başka bir ay öncesine geçmek istemedim. Önceki videoları da editleyip ekleyip yavaş yavaş güncele döneceğim. O zaman fazla uzatmadan hemen videoma geçiyorum. Günaydın arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün. Ben şöyle hazırlandım. Hakan geldi. Sabah 9-9.30 falandı. Şu an saatlerimiz bu arada 10.30. Hakan geldi, dedi ki gel Eminönü'ne gidelim. Sabah erken olduğu için iyi olur dedi. Ben de tamam dedim. Kalktım, duş falan aldım. Hazırlandım. Birazcık makyaj yaptım. Ve şu anda hazırım. Sivilcelerim çıktı şuralarda. Nedenini bilmiyorum. Çünkü serum da kullanmadım. Yani dün değil, önceki gün, iki gündür son kullanmadım. Bilmiyorum yani neden. Neyse, böyle hazırlandım. Şimdi bir şeyler atıştırıp çıkacağız. Kameramı da yanıma alayım diyorum. Orada da bir şeyler çekerim. Eğer varsa, gördüğüm bir şeyler olursa çekerim. Bakarım yani, bu şekilde devam ederiz. Size de bir video başlatayım hemen istedim. Biz şimdi bir şeyler atıştırıp çıkacağız. Burada genelde böyle farklı şeyler de var. Mesela şuraya gelelim. Burada tablet, telefon. En partilik işte. Şey neydi ya, adını unuttum. Ney? Nişanlık falan filan şeyler. Karton. Evet, gezmeye devam ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da aldık. Tabletlere. Kabak etim. Kabak etim benim az kaldı. Ne kadar zaman. Alalım bir tane. Al. Alalım bir tane. İçmiş biraz ama. Erken şunu al diyor. Şunu. Bunlar da çok büyük ya. Böyle miyim mesela? Onu görmüyorum işte. Şundan bir tane oluşumu alayım. Arkadaş. Bu ne ya? Bu hiç benzemiyor. Hadi bunlar yine bir tık daha. Aa, şu benziyor. Koydum mu? Loya mı benziyor? Ya benziyor değil. Yani hava parası olarak. Çok komik ya. Evet arkadaşlar, harika bir çözüm buldum. Çok güzel. Bu hayatı ben seçiyorum arkadaşlar. Evet. Koptum şu an. Gidip baş, evet, ses kaydı veya başka bir şey ifade etmez, garantiye girmiyor her şey. Hani garantiye kapsa buna giren şeyleri belirtme. Her şey istersin yani. İadesini bile alabilirsin bak. Çok eğlendim şu an. Yani hiç problem. Bir tek ançlar falan var burada. Kokinalar var.
Şöyle çevireyim. Tamam. Bir çay kahve içelim dedik. Şimdi kahve içeceğiz. Tabii yer bulabilirsek. Bir de müzik var arkadaşlar, o yüzden konuşamayacağım. Şu Cartier modellerden var. Evet arkadaşlarım, biz eve geldik. Neler neler aldık, nerelere gezdik. Şimdi göstereceğim aldıklarımızı da. Zaten birkaç ihtiyacımız vardı. Onlar için gitmek istiyorduk. Onları yaptırdık. Bir de toptan böyle takıdır. İşte farklı ürünlerdir, aksesuardır falan filan. Bu şeyleri gezdik. Hani baktık fiyatlar nasıl. Limitler oluyor. Atıyorum işte 50 bin liralık alışveriş, işte 5 bin liralık alışveriş, bilmem kaç bin liralık alışveriş falan diye. Alt limitler oluyor toptancılarda. O toptancıların limitlerini öğrendik. Baktım hangilerinde neler var. Toptancıların valla bayağı bir gezdik. Yani 50 tane dükkan varsa diyeyim size, 40 tanesinde girmişizdir. 50 tane yoktur da. İşte bir 15 tanesinden en az bir 10-12 tanesine falan girmişizdir. Hepsine baktık. Beğendiklerimin, bana uygun olanların fiyatlarını ve kartlarını aldım. Öncelikle neler yaptık? Telefonlarımızın cam ekranları artık bozulmuştu, yani kırılmışlardı. Benimkin zaten etrafı bayağı bir çıkmıştı yani. Bir seneyi geçti telefonumu alalı. Cam ekranlarımızı yeniledik. Hakan da, ben de ve tabletin de aynı zamanda cam ekranı bozulmuştu. Şöyle tablete de cam ekran aldım. Bizim arabadaki ekran da, o da bu şekilde. Onun için de normalde onu da yaptıralı bir sene oldu. Hala üstünde jelatin var. Hakan Eminönü'ne gittiğimizde ona bu kestiriliyor arkadaşlar. Şimdi bazı yerlerde boyutlar yok. Yani bazı şeylerin boyutları yok. Orada direkt
aslında hani götürüp üzerine yaptırabiliyorsunuz, kaplattırabiliyorsunuz. Ama tabii teybi çıkaramayacağımız için biz böyle aldık. Onu üstüne yapıştıracağız. Fiyatları da bayağı uygundu. Yani 100'er lira ikisi. 100 lira bu, 100 lira buydu. Tabii bu jelatinlerin bezleri. Böyle bir Ora diye bir marka. Orada bizim gittiğimiz, daha öncesinde de gittiğimiz dükkanların birine gelmiş ve patentini de biz aldık dedi. Bütün oranın ürünlerini satıyor. Çok da uygun fiyata, yani 500 lira gibi bir fiyata kulaklık Hakan istiyordu. Apple Watch falan alalım dedik ama 4-5 bin lira da vermek içimden gelmedi açıkçası, Bluetooth kulaklığı arkadaşlar. Hakan'la telefonla işte yolda giderken ya da işteyken falan konuşuruz diye böyle bir kulaklık almak istedi. Orada denedik. Ses falan da gayet güzel geliyordu. Hatta şimdi biz buraya gelirken yol boyunca arkadaşıyla konuştu. Şöyle söyleyebilirim. İçinde yok Hakan'da şu anda. Beyaz aldık. Aynı bu görseldeki gibi zaten. Hani farklı bir şeyi yok. İçerisinden şarj aleti çıkıyor. C girişte çoğu şey artık biliyorsunuz. Ve yedek kulak şeyleri var. Kulak ne oluyor bunlar? Plastikleri var işte. Şu içinde 4 tane daha var. 500 lira da gayet iyi bence. Çünkü dediğim gibi 4-5 bin lira şu anda, hani 2 bin liraya falan da var bu arada. Birinci nesil, ikinci nesil diye falan biliyorsunuz değişiyor onlar. 2 bin liraya falan da var ama gerek duymadık yani o kadar fazla. Aynı işlevi gördüğü için ve kulaklık, bir tane kulaklık şarjı 5 saat gidiyormuş. O kutusuyla beraber, kutusunda biliyorsunuz ki şarj varsa onu şarj ediyor 18 saate kadar oluyormuş. Gayet de iyi bence. Eğer ki Hakan kullansın, güzel olursa ben de kendime bir tane alırım. Ben sadece müzik dinlemek için aldığım için çok fazla, yani telefon zaten genellikle evde olduğum için, evden çalıştığım için telefonu telefon olarak kullanıyorum. Yani kulaklıkta genelde kullanmıyorum. Hani sadece müzik dinleme açısından kullandığım için çok fazla para vererek aldığım bir şey olmadı. 100 liraya almıştım bir kere. Hala onun bir tane kulaklığı makineye atmışım. Bir tanesi bozuldu ama diğeri hala çalışıyor. Ve gerçekten şarjı uzun saatler gidiyor. Çok çok memnunum yani. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şarjında bir sorun yoktu ve sadece 100 lira. Belki bir sene olmuştur, alalım. Ondan önce de Hakan'da vardı Xiaomi'nin kulaklığı. Onu da kaybettim. Onun kutusunu kaybettik. Ben kaybettim galiba. Onu kaybetmeseydim mesela, kutusu olsaydı hala onu kullanmaya devam ederdim. Kulaklıkları hala var çünkü. Muhtemelen bir yerde düşürdüm. Çünkü bulamamız imkansız. Bütün evin içerisinde aradık. Taşındıktan sonra ben bir tane aldım. O işte 100 lira dediğimi almıştım, çakma Xiaomi'ninkini. Vallahi çok güzel. Şarjı da çok uzun gidiyor. Müzik kulaklık, kulak içi zaten. Sesi de çok güzel geliyor. Gayet memnunum. Benim için de yeterli, dediğim gibi. Konuşmayı telefondan yapıyorum. Yani belki onda da güzel ses gider bilmiyorum ama ben hiç denemedim. Sonrasında şöyle neymiş bakalım. Parfüm aldık arkadaşlar. Giorgio Armani'nin şöyle parfümünü aldık. Yani doldurma aslında bu. Ama abi önümüzde esansıyla işte alkol mü artık ne karıştırıyorlarsa önümüzde yaptı onu. Normalde esansı bu kadar çok koyulmuyormuş. Bize bir tık daha işte atıyorum %30 koyuluyorsa %40 koydu diyelim. Hani o tarz. Bizi birazcık daha fazla koydu. Hani ben en azından dedim ki önce bir kokularını falan alalım. Orada orijinalleri, yurt dışından getirilenler vardı. Böyle biz de doldurmasını aldık. Hani kalıcılığı nasıl falan bakacağız. Şöyle 250 TL'ye geldi bu 50 milimli. Gayet iyi bence. Bunun kokusunu zaten biliyorum. Çünkü daha önce Hakan'ın kullandığı bir parfümdü. Aynı şekilde dedik ki bundan alalım. Dursun. Hakan'a bileklik aldık. O da onun kolunda şu anda. O yüzden burada yoklar. Sonra bir tane şöyle Ferrucci marka saat aldık arkadaşlar. Benim bu saatimi biliyorsunuz. Ben Michael Kors nasıl okunuyor bilmiyorum. Net olarak onun aslında orijinalini almak istiyorum. Hakan da dedi ki gel bak burada dedi, onun çok benzeri saati var. Gerçekten de var. Daha önce gittiğinde bana görsel atmıştı. O görselden baktık hatta. Çok benzeri var. Bu markada iyi bir marka. Bir bak dedi. Eğer ki istediğin marka varsa, yani istediğin özellikte olanlar varsa alalım. Sen orijinalini de alırsın dedi. Çünkü bu şöyle mahvoldu arkadaşlar. Bakın normalde ben bunu 2 senedir işte eski evde almıştım. Buraya taşınan zaten 2 sene olacak. Belki de 3 senedir kullanıyorum. Bakarım yani, eski alışverişlerimde vardır. 3 senedir kullanıyorum. Aslında böyle bir soyulma olmasaydı, görüyorsunuz bakın. Böyle bir soyulma olmasaydı ben bunu daha uzun yıllar kullanırım. Çünkü hiçbir sıkıntısı yok. Tabii çizikleri falan var ama artık 3 sene olmuş. Yani normal artık çiziklerin olması. Şöyle bir tane de, her şey parfüm kokuyor şu an. Garanti belgesi falan da var. 2 yıl garantisi var. Herhangi bir çizik sorun, herhangi bir şey olsun direkt getir dedi. Şöyle garanti belgesi de içerisinde. Yine çok benzer arkadaşlar. Bakın. Yani hemen hemen aynı, sadece bunun ortasında da
gold çizgi detayı olması lazım. Sadece o yok yani. Birebir neredeyse aynı diyebiliriz. Yani bu şekilde bir tane saat aldık. Normalde dediğim gibi ben orijinalini istiyorum ki alacağım da orijinalini de. Ama Hakan dedi ki bunu da alalım. Değiştirip değiştirip takarsın dedi. Sıkıntı olursa buraya da gelebiliyoruz en azından dedi. Gelip değiştiririz. Hani bir sorunu sıkıntısı olursa yaptırırız dedi. Ben de iyi tamam dedim. Bunu da aldık. Şimdi bunun boyutunun ayarlanması lazım. Onu Hakan ayarlayabiliyor. Akşama ayarlasın. Bunu takacağım. Gibi bayağı güzel bence. Zaten bu saatimin birebiri diyebiliriz. Yani çok benzeri. O Michael Kors dediğim saatin de çok benzeri. O yüzden memnun kaldım diyebilirim. Başka neler aldık? Bir düşüneyim. Hakan'ın kulaklığını söyledim. Bileklik almıştık. Toptancıları gezdik. Bir de ben gelirken canım çiğ köfte istedi. Şöyle o sesten çiğ köfte aldım. Sanıyorum ki başka da bir şey almadık arkadaşlar. Çanta falan baktı Hakan. Ya Hakan'ın bazı şeylere takıntısı var. Yani çanta gördü mesela, deri çanta, full deri. Yani satıcı adam diyor ki yani soyulmaz diyor. Ama deri çanta yani hani soyulur ya. Yani. Elbet bir sıkıntısı olur. Bir de bizim kedimiz var. Çünkü biliyorsunuz Leo var. Leo da derileri falan şey yapar. Tırnaklar. Leo dedim, bana bakıyor. Ben dedim ki hani sen istiyorsan tabii ki al ama ben deri çantanın çok uzun yıllar gideceğini düşünmüyorum dedim. Çünkü biz bir çanta alıyoruz mesela. Aynı şekilde bu benim monster çantam. Yani şeyle laptopla birlikte göndermişlerdi ama şu an her yerde kullanıyorum. Bana yetiyor yani, markete giderken falan da kullanıyorum. Bana yettiği için sorun olmuyor. Gayet de kaliteli yani, bayağı da iyi. Zaten bunun fiyatı da bir 600-700 lira var şu anda. O yüzden ben dedim deri çantana çok gideceğini düşünmüyorum ama istiyorsan dedim deri değil de şey al, kumaş olanlarından al. Daha iyi olur diye düşünüyorum dedim. O da alacaktı, sonra vazgeçti ben öyle deyince. Neyse, o zaman doğru söylüyorsun dedi. Hani bir şey olur, sorun olur, sıkıntı olur, ne yapacağız sonra dedi. Bir de 1000 lira falan da arkadaşlar. Yani çok çok uygun fiyatlı bir şey değildi yani. Daha marka bir şey alırız yani. Onun markası yoktu. Bildiğimiz bir marka değildi. Ben de sen bilirsin dedim. Sonra bir tane de dijital saat, işte bu telefonlara bağlanan saatler var ya, onlardan baktı. Alsam mı dedi onlardan da. Fiyatları yine çok pahalı değildi. Yani 600-700 liraya vardı. Apple'ların söylediler orada ama hatırlamıyorum. İkinci neslim mi artık dedi şeyi, muadili falan dedi. Ama Hakan o tarz saatleri kendi kullanmıyor, sevmiyor. Bir heves edip muhtemelen istiyor. Şu anda herkes de gördüğü için. Ya da kendisi de hani bilmiyorum artık işine yarar diye mi bilmiyorum. Kullanmak istiyor herhalde ama o normalde bu tarz saatleri seviyor. Yani dijital olmayan saatleri seviyor. O yüzden dedim ki yani kendi bilirsin, eğer kullanacaksan al ama bence kullanacağını ben düşünmüyorum dedim. Çünkü daha var bizim bir tane daha saatimiz. Daha ilk çıktığı zamanlarda almıştık. Onu bir süre kullandı, sonra istemedi. Normal kendi saatine geri döndü. O daha böyle kaba saatleri sevdiği için gözüne hoş gelmiyor. İstemedi yani. Onu birkaç gün kullandı, bıraktı, sonra ben bunu kullanmayacağım dedi. Sen bilirsin yani, evdekini kullan istiyorsan bir dene dedim. Eğer istiyorsan yine alırsın ama kullanmaz muhtemelen bildiğim için. Neyse, aynen doğru söylüyorsun dedi. Bir bakalım dedi, evdekini kullanayım. Eğer ki işte hoşuma giderse falan alırım dedim. Böyle yani. Bayağı gezdik arkadaşlar. Bir sürü toptancıya, her şeyin toptancısına baktık diyebiliriz. Takıdır, işte parfümdür, kıyafettir. Gelin ürünleridir. Onların bile şeylerini bulduk yani, toptan fiyatlarıyla konuştuk. Anlaşma yapmadık tabii de, konuştum alt limitlerini, üst limitlerini, nasıl alım yapılıyor, o nasıl geliyor, sonrası nasıl devam ediyor falan, hepsiyle görüştük. Eğer ki hani bir fikrimiz olsun diye açıkçası görüştük yani. Şu anda hani kıyafet üzerine bizim satışlarımız öyle devam edecek. Eğer ki hani başka bir şey istersek tabii ki onu da ekleriz. Şu an değil ama bir tanesini oturttuktan sonra en azından diğerine geçiş yapabiliriz diye düşündüm. Ben takmak için aslında istiyorum arkadaşlar. Yani mesela çelik takıcıların hepsini gezdim. İstediğim modeller var. Mesela diyor ki adam 50 tane ürün almanız gerekiyor en az diyor, toptan alabilmeniz için. Bazıları 15 diyor, bazıları 25 diyor. Bazıları fiyat veriyor, işte 5000 liralık almanız gerekiyor diyor. Tabii bu şu an için yani. 2023'ün son günlerindeyiz arkadaşlar. Hani şu an için, bir dahaki önümüzdeki ay birkaç gün sonra zaten fiyatlar falan değişecek. Konuştuklarımız da değişecek ama ben en azından kartlarını aldım. Değiştikten sonra da hani onlarla görüşmelerimi yine sağlarım. Alacak olursak alırız yani, almayacak olursak da konuşmuş olmuş öğrenmiş olduk. Öyle yani, aldıklarımız bu kadar, gezdik. Bizim için de güzel oldu. Bayağı aylardır gitmek istiyorduk Eminönü'ne fakat arabayla çok sıkıntı. Şu an motor için hava çok soğuk ama yine arabayla gittik. Yer bulduk öyle ya da böyle. Otoparka falan verdik. Hani biraz uzak kalıyor. Otoparklar da merkezine uzak kalıyor. O yüzden o da biraz sıkıntı. Yani böyle gezmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Dışarıdaydık sonuçta. Gezdiğimiz bir yer oldu. Size de çoğunu gösterdim bu arada, gittiklerimizin. Gitmediklerimizde de zaten bazı şey, yani aldığımız şeyler.
Orada bekledik işte, çantacıda bekledik. Bazı yerlerde çay ikram ettiler, kahve ikram ettiler. Oturduk içtik falan, o şekilde gelişti. Böyle yani, şimdilik bu kadar. Yemeğim var dünden, barbunya yapmıştım. Size de söylemiştim. Barbunyadan başka yemeğim, ya barbunya ile çorba var. Onları ısıtacağım, başka da bir şey yapmayacağım. Hakan'ın gelmesini bekleyeceğim ama saatlerimiz şu an çünkü daha 5-2 saat sonra falan gelecek. Böyle yani. Hello arkadaşlar. Bugün size kargolarım geldi aslında. Onları göstermek istedim. Biz yine Eminönü'ne gittik. Bugün de birkaç yere daha bakacaktık. Bir de kuzenimiz de telefon kılıfı istemişti. Telefon kılıfı aldık ona. Ve istediğimiz bayağıdır bir şey vardı arkadaşlar. Yani şöyle, Hakan şimdi işte çalışırken bazen gece çalışıyor, canı sıkılıyor falan. Beni arayıp işte konuşmak istiyor ama kulaklık olmadığı için konuşamıyorduk. Biz de dedik ki bugün zaten hani yeni yıldan sonra her şeye zam geleceği için karar verelim dedik. Bugün AirPods alalım dedik. Hem birbirimize yeni yıl hediyesi gibi bir şey oldu hem de zaten kullanacağımız şeyler, yani kulaklıkta normalde hem konuşmak için hem ben müzik dinlemek için normalde kulaklıkları alıyorum. Yani çok böyle konuşma şeyine bakmıyorum. Ama gidip bir elektronik mağazasında Apple'ın kulaklığını denedik arkadaşlar. Sesi çok güzel geliyordu. Bizi cezbetti açıkçası. Dedik ki hani hem sesi çok güzel hem konuşurken mesela konuştuk, ben uzağa gittim falan, arkanda konuştuk. Sesi çok güzel geliyor. Müzik sesi çok güzel geliyor. Arka planımı ağaca çevireyim. O yüzden dedik ki birbirimize hani hem yeni yıl hediyesi gibi bir şey almış oluruz. Yani biz böyle özellikle özel günlerde hediye almıyoruz. Bir ihtiyacımız bir şey olduğunda ya da birlikte almak istediğimiz şeyler olduğunda alıyoruz. O yüzden gidelim dedim. İkimize de en azından düzgün bir şekilde düzgün bir kulaklık alalım diye düşünerekten ikimiz de AirPods 2. nesil oluyor galiba bu. Aynen, 2. nesil AirPods aldık. Sesi falan gayet güzel geliyor yani. Güzel sesleri. Bayağı beğendik gerçekten. Bağladık da şimdi benimki şarjda. Hakan da dışarı çıktı, aldı yanına. Yani 2 tane kulaklık almış olduk. Bir de sabah kargom geldi. Size onu göstereyim. Tatatatan. Bunların ikisini de aslında Reels'a çektim. Unutmuşum kameraya çekmeye. Mastermade Chef Pro aldım arkadaşlar. Şimdi getireceğim onu, mutfağa götürdüm de getireceğim, gelişimi size göstermeye ya da sizi götürürüm oraya. Aslında çok araştırdım. Yani etrafında birçok kişide birçok model var gerçekten. Arzum kullanan var, çok memnun arkadaşım. Emsan kullanan var, çok memnun arkadaşım. Şefir kullanan var, çok memnun arkadaşım. Yani herkes aslında kullandığı şeyden memnun olduğunu söylüyor. O yüzden birazcık kafam karıştı aslında. Ben genelde bu tarz şeylere Trendyol'dan falan bakıyorum. Hepsi burada, Trendyol'a girdim. İşte en çok 4.5 ve üstü değerlendirenlere baktım. Onlar da en çok bu tarzının bu Mastermind Chef Pro'su vardı. Bunun 1500 watt olanı var. Ben 1750 watt olanı aldım. Bir tık daha yüksek gücü. Almışken dedim bir tık daha iyi bir şey olsun. En azından birazcık daha uzun zaman kullanabilelim diye düşündüm. Yani bunu aldım arkadaşlar. Umarım güzel olur. Uzun yıllar kullanırız inşallah. Normalde Karaca'nın takımlarından, yani yemek takımlarından falan çok memnun kalmadım. Çünkü soyuldu. Makineye attığımız için yanındaki yaldızları falan soyuldu. Ama elektronik aletlerinden maşallah diyeyim. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. Evleneli 3 seneyi geçti biz. Yani hala çok şükür ki hepsi aynı şekilde çalışıyor. Zaten görüyorsunuz da hani vloglarım içerisinde normalde küçük ev aletlerini Karaca'dan ben almıştım hani set olarak. Çaycım, tost makinem. Başka ne vardı? Kahve makinesi vardı. Kahve makinesi bozulmadı ama o cezve gibi olduğu için onu kullanmıyorum. Yoksa kahve makinesinde de herhangi bir sıkıntı yok. Onu da kullanırım yani. Bozuk değil. Elektroniklerden herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım. İnşallah bundan da yaşamam. Bunda gerçekten binlerce yorum vardı. Yani hani bir de 4.5 ve üzeri yıldız almıştı. Hem Trendyol'da hem hepsi burada da baktım. İkisinde de buydu en çok satın alan ve en çok değerlendirilen. Eşim de dedi ikisini de istemedi aslında. Arzum alalım dedim. Sonra Arzum istemedi. Karaca dedim. Onu da istemedi ama arada kaldık. Yine Karaca aldım yani yine. Yapacak bir şey yok bakalım. Umarım dediğim gibi uzun yıllar kullanırız. Benim için kullanışı önemli arkadaşlar. Yani bozulmasın. Hızlı bozulmasın yani. Uzun yıllar bizimle kalsın falan filan. Yani bu benim için önemli olan, ki herkes için de muhtemelen önemli olan bunlardır. Şimdi gelin size stand mikserimi göstereyim. Parçalarını göstereyim. Almak isteyenler olursa belki onlara da yardımcı olur. Şu arkadaşlar AirPods. Şarjda şu anda hiç şarj yokmuş, %2 idi. Taktım şimdi, daha yeni taktım. Bir de böyle kablo aldık. Kameramın kablosu koptu da şöyle kameraya uyumlu Samsung şarj aleti ucu deniyordu yani. Eskiden biz öyle diyorduk, ondan aldım. Şimdi gidelim bakalım.
Evet arkadaşlarım, stand mikserimi de sizlere göstermeye geldim. Öncelikle altından vakumlu arkadaşlar. Şöyle vakumları yapışıyor. O yüzden ben tırnağımla birazcık müdahale ediyorum. Bu tabii ki güzel bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Şöyle bir tane mikser. Ben gri rengini tercih ettim. 4800 küsür liraydı yani. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Gri tercih ettim. Siyah çok tozlanacaktı. Beyaz da istemedim. Böyle grisini alayım dedim. Hem şık duruyor hem de bence güzel yani. Şöyle başlıkları var. Zaten klasik olarak hepsinde var biliyorsunuz ki. Böyle bir çırpma başlığı. Bu herhalde kek çırpmak için diye düşünüyorum. Tam bakmadım bu arada. Sabah geldi. Açtım direkt evden çıktım. Eksiği bir şey var mı diye. Kullanım kılavuzuna falan hiç bakmadım. Artık vloglarımın içerisinde kullanırken göreceksiniz. Bunlar da böyle döküm gibi arkadaşlar. Döküm mü bilmiyorum tabii ki. Bilemem şeyini ama bu hamur yoğurma başlığı diye düşünüyorum. Bu da yine işte bir çırpma başlığı herhalde. Dediğim gibi şu anda bunlara hiç bakmadığım için tam neyin ne olduğunu bilmiyorum. Kasesi var. Çelik bir kase. İçerisine şöyle kapağını takabiliyorsunuz. Bir şeyler dökerken bu taraftan dökmek adına orada çırparken siz içerisinde çırparken bir şeyler dökebiliyorsunuz. İşte unudur, yağıdır, tuzdur vesaire. Ondan sonrasında yine bunu mesela diyelim hamur yapacaksınız. Kabarmaya bırakmak için böyle bir kapağı var. Aynı şekilde bu yukarıdan yine çırpacak olarak kullanabileceğiniz bir kapağı var. Bu tarz bir şey de istiyordum. Yani böyle kapaklı hem de metal kap istiyordum. Bu çok iyi oldu. Böyle bir kabım oldu. Alt tarafının kilidini takabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yerine oturtturduğunuzda döndürerek bunu kilitlemiş oluyorsunuz. Tekrardan yine döndürerek söyleyeyim, kilidini açabiliyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Biz bunu kilitleyelim. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar kademesi var. P nedir? Şu an dedim, şu anda onu da bilmiyorum. Bunu böyle aşağı doğru iterek yukarı kaldırabiliyorsunuz. Bu yukarıda durması için tekrardan bunu bırakmanız gerekiyor. Yine aşağı iterek indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şurayı tutan, yani oradan tutmak için galiba bir başlığı vardı ama kaldırmıştım bunları da. Bak şuraya... Şuraya takılan bir başlığı var. Yo bu ne için acaba ya? Ben bunu tamamen bir bakayım da arkadaşlar şeyleri nasıl. Biraz her zaman yaptığım gibi biraz kullandıktan sonra eğer sizler de isterseniz kullanımını, hangi başlık ne işe yarıyor, memnun muyum vesaire bunların çekimini yaparım, tanıtımını yaparım. Almak isteyen olursa da o şekilde alır diye düşündüm. Böyle de bir dediğim gibi böyle de bir şey var işte artık nedir bu bilmiyorum. Benim şu anda yoğurma makinesiyle alakalı bildiklerim bunlar arkadaşlar. Başka bir bilgim yok. Eğer ki isterseniz sizler için de videosunu çekebilirim. Biraz kullandıktan sonra, kendime tamamen hakim olduktan sonra sizlerle videosunu paylaşırım. Hatta bugün deneyecektim. Ama saatlerimiz çok geç oldu. Saat şu an 6.30. Pide yapacaktım. Artık onu belki yarın yaparım diye düşündüm. Sizinle birlikte de denemiş oluruz. Ben tip olarak falan bayağı beğendim. Zaten gri istediğim bir renk. Hani şeritlisi, şeritli olması, bunun metal olması falan bayağı güzel. Ama çoğu birbirine benziyor zaten. Hani tip olarak hepsi birbirinin aynısı diyebilirim. Aslında KitchenAid istiyordum arkadaşlar da. Yani istiyorduk bakmıştık ama aşırı pahalı. Yani o kadar pahalıya gerek olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bu benim işimi görsün, hamurumu yoğursun yeter. Kekimi çırpsın yeter yani. Çok fazla para vermenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Yoksa Hakan'a kalsa onu alacaktı. Ben istemedim. Güzel günlerde kullanmak nasip olur. Umarım herhangi bir sıkıntı, sorun yaşamayız. Herhalde 2 yıl, en az 2 ya da 3 yıl garantisi vardır diye düşünüyorum. Onun dışında söyleyeceklerim şu anlık bu kadar arkadaşlar. Sizinle bu vlogda işte hem birazcık gezmiş olduk hem de aldıklarımı paylaşmış oldum. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman sizler artık burada veda edin arkadaşlar. Bu benim 2-3 günlük alışverişimiz böyleydi. Yıl sonu geldiği için, işte yeni yılda zaten zamlar olacağı için dedik ki ihtiyacımız olan her şeyi bu yıldan alalım. Seneye zamlanacak, üzerine ekstra daha fazla paralar vermeyelim diye düşündük. Bence mantıklı alışveriş oldu. Şimdi ufak tefek şeylerim kaldı arkadaşlar. Başka çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Çünkü yani benim için en önemli ihtiyaç şu anda kurutma makinesiydi. Onu almamız zaten tamamen ihtiyaçlarımın çoğunu, büyük bir bölümünü atlatmış oldu. Hamur yoğurma makinesi, işte shake makinesi almak istiyorum. Şimdi bir de meyve sebze sıkma makinesi almak istiyorum. Şu anda aklımda bunlar var. Onları da alırsak tamamen başka istediğim bir şey kalmayacak.
yeni bir şey çıkana kadar diye düşünüyorum. Yani kahve makinesi falan da istiyorum ama onları görüntü olarak istiyorum arkadaşlar. Ondaki hiç ihtiyacım yok. Belki ileride. Bu şekilde arkadaşlar, son olarak şunları söylemek istiyorum. Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen yeni yıla girmiş olacağız. Çünkü bugün son günü. Hepinize yeni yılda istediğiniz, yani istediğiniz şeyleri gerçekleştirme gücü versin Allah'ım. İnşallah herkes dilediğini yaşar. Herkes kalbine göre yaşar. Kendim için de hep bunu zaten diliyorum. Emeklerimizin karşılığını aldığımız bir yıl olur. Sağlığımızın, sıhhatimizin yerinde olduğu bir yıl olur. Sevdiklerimizin yanında olduğu bir yıl olur diyorum. Mutlulukla, huzurla inşallah bir yılı daha geçiririz demek istiyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlarım, bugün yeni bir gün. Dün müydü, önceki gün müydü ne video çekmiştim. Mediamarkt'ta aslında robot almaya gitmiştik ama orada hem sıra vardı hem kalabalıktı falan, uğraşmayalım internetten söyleyelim dedik. Dün söyledik, pardon ondan önceki gece söyledik, dün çıkmış bugün elimize ulaştı. Robotumuz geldi şöyle, bir de anneme benim süpürgenin aynasından aldık. İdarelik yani, şu anda mesela dik süpürge olsun diye, çok eğilmesin, beli falan ağrıyor. Eğilmesin diye de şöyle bir tane Phantom'un pratik X-Large olanından aldım. Çünkü benimki bu ve gerçekten çekim gücü falan harika. Yani ben seviyorum. Anneme de denettirdim, benimkini getirdim. O da denedi, çekim gücünü beğendi. Ondan da bir tane aldık. Zaten bundan sonra diğer büyük süpürge hiç neredeyse kullanılmıyor arkadaşlar. Ben herkese söylüyorum. Daha yeni evlenen arkadaşlarım var mesela. Bu çeyizle ilgili çok fazla videom olduğu için onlar da bana mesaj atıp soruyorlar. Ben de diyorum ki valla bu tarz bir süpürge alın. Eğer ki istiyorsanız şarjlı süpürge alın. Şarjlı da olur tabii. Şarjlı alın ama büyük süpürgeye hiç gerek yok bence. Bir robot, bir tane bu tarz işte bir dik süpürge olduğunda, herhangi bir şarjlı şarjsız kablolu yeterli oluyor. Diğer büyük hiç kullanılmıyor. Şimdi şunu önce bir açalım. Yukarıdayım ben bu arada. Annem de. Evet. Benim bir 4 ay sonra arkadaşlar şey olacak. Tam 3 sene olacak yani kullanıyorum. Ay ters. Ben de diyorum bu işte bir terslik var. Ve bunu aldığımdan beri büyük süpürgeyi siz de görüyorsunuz zaten. Hem temizlik videolarında hem vlogların içerisinde kullanmıyorum diyebilirim. Çünkü çok fazla yeterli oluyor. İçerisini, yani haznesini çok sık bir şekilde temizliyorum zaten. Bunun kurulumu bu kadar. Bitti. 3 sene önce ben 200 TL'ye almıştım. Şu anda 1200 TL'ye aldım. Evet, bu kadar arkadaşlar. Çalışıyor mu bir bakalım, prize takalım. Bilerek gri aldırdım anneme çünkü biliyorsunuz benim motorum kırılıyor yani. Gri renkten başka renk de yok motorda. Yani kırılır, sorun, sıkıntı olursa en azından aynı renk olur diye. Evet, süpürgeyi teslim ettim. Aslında şimdi robotu açalım bakalım. Hadi bismillah. Evet. Biz bunu tercih ettik arkadaşlar. Şu Dreambot Xiaomi'ninmiş. Yani ya Dream Xiaomi'yi üretiyormuş ya da Xiaomi Dream üretiyormuş. Öyle bir şey. Bunu almamızın sebebi de söyleyeceğim. Robot süpürgelerde şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Bu işte 1000 pa, 2000 pa, işte 3000 pa falan yazıyor ya. Maksimum seviyede kullanımları o pa olarak gösteriliyormuş. İşte mesela 5000 pa. Bunun dedim maksimum seviyesi 5000 pa. Ortalama olarak zaten dedi 2000 ile 5000 arasında oluyor dedi. Fiyat performans olarak gerçekten bu arada uygun. 11 bine aldık biz. Mağaza takibinde 200 lira indirim falan geliyordu. Aynı o indirimlerle aldık. Ek garanti falan yaptırdık. Onunla birlikte 12'ye mi ne geldi galiba? Çünkü şu süpürge, dik süpürgeyi de birlikte aldığımız için toplam fiyat 14'e yakındı. Dreambot L10S Pro ismi. Şurada galiba yuvasının şeyi var. Yok burada. Neyse önce robotu çıkartayım. Şöyle bir robot. Bunun diğerlerinden en büyük farkı arkadaşlar şu. Normalde benim robotum işte şu arkasından açılıyor. Böyle açılıyor şu şekilde. Bunda kapak tamamen çıkıyor. Mıknatıslı kapakları. Şuralarında mıknatıs var görüyorsunuz. Ve burada hem su haznesi, şu su haznesi şu yukarıda. Burada da toz haznesi var.
Bir de ek olarak sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam, bunda ya 20 ya 25 tane sensör varmış. Yani sensörleri daha çokmuş. Burada küçük cisimleri tanıma bir şeyi, sensörü, küçük cisimleri tanıma sensörü gibi bir şey dedi. Oradaki çalışan o var dedi. Yine zaten diğerlerindeki gibi içerisinden şu fırçası falan çıkıyor. Yani kapak dedi, diğerlerinde bozulma yapabilir ama bu mıknatıslı olduğu için bozulma şansı yok dedi. Bir artı bu dedi. Bir de rengi de gri arkadaşlar. Yani şöyle tam siyah değil, beyaz da değil. Antrasit gibi bir şey. Hani toz aşırı belli etmiyor dedi. Diğer farklarından biri de şu, bu fırçalı. Benimkinde hem fırça var hem plastik var. Bu direkt plastik olarak. Bu plastik tüy toplamada çok iyi. O yüzden hani bunlar aslında daha çok tercih ediliyor dedi. Bu şekilde. Halıyı gördüğünde mopu kaldırma özelliği var. Aklıma gelenleri söyleyeyim. Yani genel olarak her şeyde bulunması gereken özellikleri ben size söyleyeyim. Şurada süpürgesinin fırçası var. Onu takalım. Mopları da bu şekilde bunun. Yine diğer makinelerden farklı olarak benimki mesela böyle yarım ay şeklindeydi. Bunlar böyle yuvarlak. Tam döndükleri için bu silmede daha iyi dedi diğerlerine göre. Bu şekilde taktık. Ön tarafta böyle. Şimdi ben bunu şarja takacağım arkadaşlar. Bir de Dream Home uygulamasından da yapabiliyor musunuz? Mi Home uygulamasından da Dream Bot olan işte robotu seçip oradan da uygulama üstünden yapabiliyor musunuz? Yuva kısmı burada. Ben şimdi bunu bir şarja takayım çünkü bunun muhtemelen şarjı yok. Ayarlamasını hemen yapamayacağız. Benimkinin de şarjının 3-4 saat dolmasını beklemiştim. Bunda da muhtemelen öyle yapacağız. Şimdi gideyim şarja takayım. Bu uygulamayı indirip haritalandırmasını yapacağım. O kadar, başka da hiçbir şey yok. Çok kolay zaten uygulamasını da kullanmak, haritalandırmayı da yaptırmak. Alanlar için hani tek şey Dream Home ya da Mi Home uygulaması. Ben şimdi annemin kafası karışmasın diye direkt Dream Home'u indireceğim. Onun üstünden yapacağım. Robotumuz burada şarj oluyor. Annemin telefonu onun yanında şu anda, o yüzden bakamıyorum ama muhtemelen 70-80 olmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. Dolsun, etraftan her şeyi kaldıralım, haritalandırmasını da yaparız. Zaten orada çıkıyor aşağıda harita özellikleri falan filan diye. Ben elektronik şeylerden yani çok anlarım öyle söyleyeyim. Çok severim hatta yani elektronik şeyleri açmayı, kullanmayı, kurumayı vesaire. Genelde her şeyi ben yaparım zaten, bana yaptırırlar. Bizim annemlerde de bizim evde de öyle. Basit yani haritalandırmayı temizle ve haritalandır yapmıştım ben daha önce. Kendi kimde. Aynı şekilde hala kullanıyorum zaten yaptığım haritayı. Böyle bunu da şarjı tamamen dolsun, %100 olsun. Haritalandırma yapacağız, o kadar. Evet, küçük odama geldim. Kameramı da aldım. Şöyle bir paketim var arkadaşlar. Ben bir şeye taktığımı takıyorum. Takılarımı geçen sene bayağı oldu yani almıştım. O zaman da yani şu anki fiyata göre böyle tabii çok olmuyor ama 500-600 liralık bir alışveriş yapmıştım. Şimdi de böyle 1500 lirayı bulmuştur. Bir alışveriş yaptım. Önceki videomda aldığım takıları göstermiştim. Çelik takı alıyorum artık arkadaşlar. Çünkü ben normalde şu şekilde, yani duşa da girsem bu şekilde giriyorum. Tertip falan da su geçirmiyor. Küpelerim de herhangi bir şey paslansın istemiyorum. Çünkü gümüş aldım. Gümüş kulağımda paslandı. Hem kulağımı yara yaptı hem de aşırı kaşındığı için tahriş etti. Çok sıkıntı. Gümüş de almak istemiyorum artık. Bir de çelik deneyeyim dedim. Zaten şunları biliyorsunuz, ilk siparişimde, işte geçen sene aldım dediğim siparişimde bu ve şu hariç. Hepsini geçen sene almıştım ve kolumdan hiç çıkarmıyorum. Görüyorsunuz zaten. Çıkarmadığım halde de ne kararma yaptım ne başka bir şey. Bir de böyle klasik, yani iki yerden aldım. Bu ikinci yer. Bir önceki videomdakileri göstermiştim zaten. Orada olmayanları buradan aldım. Burada olmayanları da oradan almıştım. Şimdi size yine tek tek göstereyim. Şöyle bir tane, yine kelepçeleri çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle yani çok şık duruyor bence, işte şunların desenlisi diyelim. Çok şık duruyor. Bu şekilde. Hatta açayım bunları, tam gözükmeyecek. Tırnaklarım da mahvoldu yine ama. Bunun bir de rose gold'unu aldım. Çünkü saatim benim rose gold. Yine saatimi de değiştireceğim. Çünkü bakın burası artık soyuldu bayağı bir. Beğendiğim bir saat var, orijinal. Onu alacağım. Bir kez orijinalini alacağım. Bu saatimin, yani o söylediğim saat aynı bu şekilde. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bu da böyle hem rose gold hem gümüş hem altın rengi var içerisinde. Normal gold. O saat de öyle. O yüzden bunu da birlikte takarım diye aldım. Bakın bu nasıl açılıyormuş ki. Şimdi bozacağım. Ay çok güzel oldu. Bayıldım. Bayıldım. Gerçekten bayıldım yani. Çok şık duruyor. Bu şekilde takmak için aldım. Yüzükte de arkadaşlar, geçen şeyde de gösterdim. Şu Cartier model yüzükleri çok beğeniyorum. Ama bir kere 19 almıştım. Çok büyük geldi parmağıma. 17 aldım. O da büyük geldi. Şimdi de 16'sını aldım.
Şöyle göstereyim. Şimdi merak ediyorum bu nasıl gelecek? Bu galiba tam gibi. Bakalım. 16 galiba benim. Numaralar, şu numaralar galiba bijuteri numarası 16. Çünkü normalde benim 9-10 olması lazım. Kuyumcuda öyle ölçtürmüştüm. Evet bu tam oldu gerçekten. Tam istediğim gibi. 16 numaraymış. Sonunda numaramı buldum. 17 bir tık büyük geldi. Parmağımdan çıkıyordu. Yine Cartier model istiyordum ama taşlısı kalmıştı. Şöyle taşlısını aldım ben de. Ama tam oldu. Şu an çok mutluyum gerçekten. Parmağıma da zaten. Buna bir tık daha büyük oluyor. Çünkü yüzük normalde yüzük olduğu için. Parmağım alerji gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yüzük takamıyorum bir süredir. Buraya takıyorum. Ama ben böyle zaten hani birkaç parmağıma yüzük takmayı da çok severim. Bir tane yüzüklerimi hep birer tane aldım. Numaramı belirlemek adına 16 olduğunu öğrendim artık çok şükür. Bundan sonra 16 olur alırım. Ve yine Cartier model küpe de aldım. Sonra yine küpeler aldım. En çok taktığım şey takı olarak küpe. Şöyle bir model aldım. Zaten halka küpeleri çok seviyorum. Ama hepsi tüm takılarımı çeliğe çevireceğim. O yüzden... Ay düdüklerin sesi geldi. Bir anda ödüm koptu ne oluyor diye. Tüm takılarımı çeliğe çevireceğim. O yüzden böyle çelik farklı farklı modellerde halka küpeler aldım. Bu da böyle düz model. Hani günlükte takarım diye düşündüm. Şimdi Cartier modeli takacağım. Normal günlükte bunu kullanacağım. Ya da o düz olanı kullanacağım. Bunları böyle kulağımdan hiç çıkarmayacağım arkadaşlar. Normalde gümüşü çıkarmıyordum ama sonradan o oksitlendi, paslandı falan kulağıma yara yaptı. Bir süre küpe takamamıştım. Sahte küpelere zaten normalde de alerjim var. Mahvetti yani kulağım çok kötü olmuştu, acıyordu. Çok şükür ki geçti ama. Evet, takılandık. Bir tane de şu Dorico model mi oluyordu bu? Dorico'ydu aynen. Şurada Dorico yine şeyim de var, bilekliğim de var. Dorica mı, Dorico mu ne öyle bir şey. Tam hatırlamıyorum ismini ama. Bir tane de kolye aldım. Bilekliği var, kolyesi de olsun. Küpem de Dorico taşlıydı. Yani Dorico model mi oluyor, taş mı oluyor bilmiyorum artık. Şunu da böyle bir yere giderken kolye hiç almadım. Bu alışverişimde çok fazla kolye takmıyorum. Benim zaten normalde kullandığım eşimin ta sevgililik döneminde aldığı kolyem var. Onu kullanıyorum. Şöyle dedim birlikte takarım bunları bir yere giderken. Ay takamamışım. Evet bu sefer taktım. Şöyle ikisini birlikte takarım diye düşündüm. Yani tatlı duruyor bence. Şu anda takmam da günlükte bunu kullanıyorum zaten. Daha sonra bir yere giderken aynı bu şekilde kullanırım. Bunu da denemek amaçlı aldım. Dediğim gibi iki farklı siteden aldım. Bakacağım kullandıkça bir sene falan sonra tekrardan alışveriş yaparım. Eğer ki gerçekten kararmıyorsa ve güzelse almaya devam ederim aynı sitelerden. Şu anda zaten isimleri elimde var. Bunları da yerine koyayım ama bunlara bayıldım arkadaşlar. Bunları çok beğendim ya. Ve ben bunu çok bir yerde görmedim. Hatta hiçbir yerde görmedim. İlk defa bu aldığım takıcıda gördüm. Oradan aldım. Şimdi hepsini yerine koyayım. Benim kargom da bu şekildeydi arkadaşlarım. Yorumlarınızı çok ama çok seviyorum. İyi ki varsınız. Biraz önce de 2-3 tane daha yorum cevapladım. O kadar güzel, o kadar tatlı şeyler yazıyorsunuz ki gerçekten iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. O zaman görüşmek üzere.